Fındık zor bir iş. Fındığın işlemesi, paklaması, emeği çok. 16 defa gidiyoruz, 17. de toplamaya gidiyoruz. Bir ocakta bir teneke ter döküyorum ben. 35'ten aşağıya yapmasın AK Parti devletimiz. Anca o kurtarır emeklerimizi. Yandık biçtik ya. Her şey pahalı. Gübresi, ilacı, zaten şu kadar bir şişe 60 liraydı, 125 lira oldu. Hasat zamanı başladı. Fındık üreticileri, tüccar, ihracatçı, esnaf, herkes fındık alım fiyatının ne olacağını merakla bekliyor. Çünkü çok eziyeti var. Gelip bir toplasalar, bir görseler, yani derler ki hakikaten de 30'dan aşağıda olmaz dersin. Gübresiydi, işçisiydi. Dünyada fındık üretiminin başını Türkiye çekiyor. Hem en çok fındık üreten hem de en çok ihraç eden ülke Türkiye. Aynı zamanda fındık üretimi ülkeye döviz de getiriyor. Ama düşük verim olduğu senelerde mazot girdisini, ilaç girdisini, filiz dediğimiz dip temizleme, dal kesme, işçi toplaması, tırpanı, ilaçlaması, bunları da ilave ettik mi üst üste, bunlar bayağı bir maliyet tutuyor. Fındık üretimi ve ihracı her sene artsa da ihracatın döviz karşılığı azalıyor. 2015'te 240 bin ton iç fındığın kilogram başına ihraç birim fiyatı 11 dolardan fazla ediyorken, geçen sene 280 bin ton iç fındığın birim fiyatı 7 dolar civarlarında kaldı. Son 6 senede yurt dışına ihraç edilen fındık artmasına rağmen ülkeye giren döviz miktarı ise sürekli azaldı. Yani fındık bir altın. Burada sadece çiftçi kaybetmiyor, aynı zamanda devlet de kaybediyor. Tıpkı tadı gibi zahmeti de bir hayli yüksek fındığın. Ordu'dan sonra en çok fındık üreten şehir Sakarya bölgesi. Sakarya'da yıllık 180 bin ton fındık üretiliyor. Artan girdi maliyetleri Sakaryalı fındık üreticilerini oldukça zorluyor. Evet. Gübre fiyatları belli. Efendim, ilaç fiyatları belli. Şu anda filiz alacağız 150 lira yevmiye. Tırpanı, ilacı, toplaması, makinası. Çok masraflı. Fındığın girdileri çok pahalı, çok. Üreticiler bir yandan artan girdi maliyetleri altında ezilirken, diğer yandan da fındıklarına zarar veren Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele ediyor. Amerikan beyaz kelebeği. Buna ilçe tarım, il tarım el atması gerekiyor. Bunu topyekün bir savaş etmemiz gerekiyor bununla, yoksa yaprakları tamamen yiyor. İşte burada gördüğünüz gibi fındık açıkta kalıyor ve bu fındığı da yaprak besliyor bilindiği gibi. Yaprak olmayınca fındık da olmayacak. Kurutuyor. Yani yaprakları yediği zaman zaten ürün mahsul gelişemiyor. Mahsul yapraklarla beslenip büyüyor. Özellikle fındıkta. Şu an fındık tam yarım iç doldurmuş dönemde. Eğer mücadele edilmezse yaprakları yendi mi fındık öyle kalır. Geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisi fındığın kilogramını 22,5 lira olarak belirledi. Bu sene ise üreticiler artan maliyetleri hesaba katınca fındığın kilosunun en az 30 lira olmasını istiyor. Gerek mazot, gerek gübre, bunlar takriben bir önceki yıla göre özellikle gübre iki katına çıktı. Mazot girdileri arttı, işçilik giderleri arttı, ilaç, makine, ekipman giderleri arttı. İçin haliyle fındık üreticisinin de beklentisi iyi bir yönde. Yani yüksek olmasını istiyor. Ve 30'dan aşağı olmaması lazım. Yani bu maliyetleri baz alırsak 30 liranın altı şu an fındık üreticisini kurtarmayacak. İnşallah 30 lira ve üzerinde rakam olur. Bir fındık üreticisi olarak fındık fiyatının ne olmasını istersiniz? Şimdi fındık fiyatı biz isteriz ki 30 lira olsun, ama tabii ki bir de ekonomik durum da söz konusu. Bugünkü ülkenin enflasyonuna göre 30-35 olması lazım. Fındık fiyatının şu anda 30 lira olması lazım. 30 liradan aşağı fındık fiyatı kurtarmaz. Hani bu kadar çalışmaya, hizmete karşılık 30 lira olmasını tercih ederiz. Bunun tırpanıydı, filiziydi, toplamasıydı, hepsi bunlar maliyet.